Dolayısıyla herkesi bir sorgulamaya davet ediyorum. Kaçacaklar, ben kovalayacağım. Ve soracağım onların her birine, karşılaştığım herkese. Gözümün içine bak, ben hain miyim diyeceğim. Seninle 28 Şubat'ı yaşamış bu insan hain mi? Bırak partiyi, bırak onu, bırak bunu. Hepsine soracağım. Karşılaştığımız her yerde. İnsanın yüreğini şey yapıyor. Şimdi Rasim Özdenören rahmetlinin cenazesinde camiye giriyorum. Eyüp Sultan'a. Orada kalabalıktan herkes başbakanım hoş geldin diyen de var. Biri oradan hain diye sesleniyor. Bana. Eyüp Sultan'da. Çok çirkin. Şimdi, yani... Ama peki kimden cesaret alıyor? Kimden öğreniyor onu? Döndüm Allah'tan kork dedim ya. Yani kalabalığı işte görmüyorum doğru tarafı. Allah'tan kork dedim. Şimdi ben bunlarla yüzleşmekten korkmam. Ama bu vakıf mensupları gelecek sene bu vakitler, bu sivil toplum hangi şartlarda olacaklar? Bunu düşünmeleri lazım. 3 sene sonra hangi şartlarda olacaklar? İnsanların yüzüne çıkacaklar, konuşacaklar, şunu diyemezler. O gün iktidarda şu vardı da biz onlara itaat ettiğimiz için bunları yaptık diyemezler. Sivil toplum itaat etmek için değil. Sivil toplum gerektiğinde hesap sormak, gerektiğinde yönlendirmek için var. Yoksa 28 Şubat'a itaat edenler, 12 Eylül'e itaat eden sivil toplum da onu meşrulaştırır. Şu veya bu gerekçeyle. Sayın Davutoğlu, ben şunu merak ediyorum. Yani şey önemli yayıyorum ben. Soru... Bu alanı siyasi bir alan değil. Bu yayıyorum. Tamam. Bu sorularınıza belki hani bu dönemdeki hukuksuzluklara nasıl ya da yozlaşmaya, çürümeye hani nasıl onaylıyorsunuz diye de belki sormak gerekir. Şimdi diyorsunuz ki bu korku iklimine nasıl gelindiğini hiç sormayacak mıyız? Ben şimdi size soruyorum. Bu böyle 1 yılda 2 yılda bu sürece gelinmedi. Aşama aşama gelindi. Sizden böyle maddeler halinde bu korku iklimine Türkiye nasıl geldi? Bunu bize anlatır mısınız? Şimdi şöyle. Aşamalarına, maddeler halinde nasıl gelindi? Çünkü aynı zamanda bir korku da var. Belki AK Parti içerisinde pek çok siyasetçi ayrılacak. Ya da bu sivil toplum kuruluşları belki onlar da rahatsız. Ama bir taraftan da Türkiye'de bir korku iklimi var. Bunu da konuşmamız şimdi gerekiyor. Bir muhalefet, nasıl geldik biz şöyle, bu sürece? Bir muhalefet hareketi olarak iktidara gelindi. Yani iktidara süre geldi. Hiçbirimizin, o gün iktidara gelenden hiçbirisinin, evet. 2002'de, hiçbirisinin geçmişte bir iktidar güç kullanma tecrübesi yoktu. Yani belki Abdullah Gül gibi hani Refah Yol iktidarının kısa dönemli şeyinde güç, yani o iktidarda bulunma imkanı bulmuş olan var. Bir büyük muhalefet birikimi üzerine gelindi. Evet. Muhalefet edenler hep bir takım iddialar ortaya koyar. Ve sonra da o iddialarla sınanırlar. İlk aşamada özgürlükçü niteliğimizde hepimiz o gün vesayet oluşturan odaklara karşı özgürlükçü bir iklimi savunduk. Açık ben de bir şey olarak söylüyorum. Savunduk ve bunun mücadelesini verdik. Daha sonra açık ifade ederek söylüyorum. İçimizden bir grup yavaş yavaş gücün imkanlarını tatmaya başladı. Ve o gücün imkanlarını tatarken işte bu kamu imkanları vesaire yavaş yavaş sistem yeni bir düzen, yeni bir rant düzenin parçası olmaya başladı. Biz hala bu iddiaları savunanlar bunlarla bir mücadele içine girdik. Öyle veya böyle. O sırada yaşanan Cumhuriyet mitingleri, AK Parti kapatma davası vesaire bizi kilitlemişti, bizi kenetlemişti. Hep beraberdik. Ama sonra belli bir aşamadan sonra bunları ben gözleyemedim. Çünkü ben kendime bir alan seçmiştim. Dış politika. Hani baş danışmandım. Zaten siyasi de değildim. Sonra dış politika. Fakat özellikle 17-25 Aralık ve diğer şeylerden burada bir çatışma alanı doğdu. Ve bir gerilim oluştu. Benim formülüm şuydu. Bizim diyerek hani belki diğerlerinin farklı düşünceleri o dönemler olurdu. Ama aynı zamanda kol kırılır, yen içinde kalır dönemi. Şimdi işte. Yani şimdi, o dönemde de pek çok hatalar vardı, görülüyordu bunlar. Var tabii. Ama içeriden düzeltmeye çalışıyorsunuz. Benim başbakanlık dönemde bunu çok daha açık ve berrak gördüm. O vakte kadar çok hissetmiyordum açık söylemek gerekirse. O vakte kadar biz hep beraber direniyoruz. Yanlışlıklar feri, yani tekil yanlışlıklardı. Başbakanlıkta bu anlamda gördüğümde sert bir mücadeleye girdim. Ve bazıları sabretseydiniz zamanla bu düzelirdi dedi. Fakat biliyordum ki benim çevremdekiler bile bu güç yozlaşmasının parçası. Ben de gelebilirim. Onun için radikal tedbirler önerdim. İşte Taha Bey'in her zaman vurguladığı şeffaflık ve siyasi ahlak. Çünkü
Eğer şey virüs şey tümör kanser yayılmaya başlamışsa tümör bir yerden kesip atmak lazım. Ben o işlemi yaparken durdurulduk. Bu ikinci aşama. Ama üçüncü aşama 15 Temmuz sonrasında memleketin önünde ve Sayın Erdoğan'ın önünde iki yol ayrımı çıktı. Evet. Ya 15 Temmuz'u özgürleştirici bir yeni ruhla Türkiye inşa etmek için o birikimi üzerine inşa edecekti. Ya da otoriterlikle kendini korumaya çalışacaktı. Parti, kendi yakınlarını veya kendi partiyi de koyayım içine yani kendi siyasi şey. Benim ona o zaman 17 Temmuz iki gün sonra yaptığımız görüşmedeki tavsiyem yeni bir demokrasi inşa ederim ve bunun lideri siz olun. Bütün partileri etrafınızda toplayın. Beştepe'de bütün liderlerle bir toplantı yapın. Onu Yenikapı'da yaptı daha sonra ama sonra orada kaldı. O yoldan bir kere bu yola sapınca yani genellikle korku iklimini kimler yaratır biliyor musunuz? Kendisi korkanlar yaratır. Yani korkanlar korku iklimi yaratır. Gücü kaybetmekten korkmaya başladığınız zaman korkutmaya başlarsınız. Bu siyasi tarihte hep böyledir. Kendisinden emin olanlar korkutmaya çalışmazlar. Kendisinden korkanlar başkalarını korkutmaya başlarlar. Kendi gücünü kaybetmekten korkan. Onun için ben Duruş kitabında şey özellikle zikrediyorum. En tehlikeli an gücünü kaybetme korkusunun geldiği andır. O anda artık bütün refleksleriniz oraya çalışır. Şu anda oraya doğru gitti. Ve bunun da bu tam bu aşamada esas bam teli olan noktası şu. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle birlikte o korku bütün gücü elinde tutmaya sevk etti. Ama kimlerle birlikte? 90'lı yılların aktörleriyle birlikte. 90'lı yıllarda AK Parti'nin ilk döneminde biz kimlere karşı vesayet mücadelesi verdiysek, bakın onlar Erdoğan'ın bu iktidarı kaybetme korkusundan da istifade ederek onun etrafını sardılar. Onun için Sayın Erdoğan'a inanan veya onun hala böyle bir değişim yaşayacağına inananlara sesleniyorum. Hayır, maalesef bu o 90'lı yılların eski Türkiye'nin aktörleri Sayın Erdoğan'ın korkuyu, gücü kaybetme korkusunu da kullanarak kendi düzenlerini yeniden tabiri caizse hortlattılar. Evet. Hortumlamaysa bugün kamu bankaları, Merkez Bankası dahil hani 90'lı yılların hortumlama, bütün o yolsuzluklar geri geldi. Mafyatik yapılarsa Türkiye kokain ticaretiyle anlam bir ülke haline geldi 90'lı yıllarda olduğu gibi. Efendim, gri listeye alındı. Tabii, hepsi. Şimdi dolayısıyla bu bir süreç, bir anda olmuyor. Ama şunu ben kendime dönerek söylüyorum. Öz eleştiri yaparım. Hatta bu mektubun bir kısmında böyle bir şey de vardı. Mektubun o daha dağılmasın diye de koydum. Onu biraz sonra zikredeceğim. Yani bir başka vesileyle de paylaşacağım. Öz eleştiri yapmaya hazırım. Bizim de hatalarımız, eksiklerimiz. Dediğiniz gibi kol kırılır, yen içinde. Aman mesela bunu ben şimdi söylüyorum öz eleştiri olarak. Bir iki tanesini söyler misiniz? Bir mesela, tane söyleyeyim. Kol kırılır, yen içinde. Ne yaptınız mesela? AK Parti'den ayrılırken başbakanlıktan ayrılırken şimdi ikide bir önümüze gelen